Şeker kaç tane ona? Aynı kek, normal kek Kadir Bey. Bir su bardağı şeker. Fatma abla, ıslak kek tamam. Atalım fırına hemen Kadir Bey. Çıktım bu arada sıcak. Islak keke. Islak kekte belli ki ellerinden öpecek Kadir'cim. Öyle oldu sanki biraz. Zaten revaniyi de keki de sen yaptın Kadir. Artık sizin de mercimek köftesine geçmeniz gerekiyor sanki Fatma Hanım. Kakaolu ıslak kek. Genç kızlarımızın mutfağa girdiğinde ilk yaptıkları tatlı. Kek, yanında revani. Bence kafası karışmış Fatma ablanın. Fatma ablacığım, mercimek köftesini sana hiç yakıştıramadım. Çok basit. Bulguru ıslıyorsun, mercimeği ıslıyorsun. İçine iki yeşillik doğradığın zaman çok basit. Dürüyemin gümleri kalaylı akala. Yandı ellerin he mi? Yananı görür Allah. Oh. Urfalı yame, ezelden Urfalı yame. Bana bak, çok acı değil değil mi o Fatma abla? Güzel olacak. Güzel olacak, hadi bakalım. Her şey güzel olacak Kadir Bey. Yoğur yoğur yoğur. Ne katılacak ona şimdi başka? Yeşil soğan, bir de nar ekşisiyle birazcık limon. Tamam. Oh. Şöyle alıp alıp yapacağım çiğ köfte gibi. Tatmıyorlar bana. Köfte klasik bir beş çay menüsü. Tamam, beş çayına uygun ama mercimeklerin şişmesini iyi ayarlayabilecek misin Fatma abla bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Umarım yapamazsın. Siz bol çayla boğuşurken sadece 40 dakikanız kaldı. Haberiniz olsun. Fatma abla, gözleme açacağız daha. Çok heyecanlandım ama. Halbuki sen kaç gündür... Anam! Nasıl kapanıyor bu? Fatma abla, bu nasıl kapan? Ellerin yanar. Fatma abla yanar. Hayır hayır, oraya gitmesin. Tamam, sıkıntı yok. Fatma abla, sıkıntı yok. Bırak. Sıkıntı bırak yok Kadir Bey. Niye çektin? Bir arkaya çekerdik. Hayır, olmaz. Elektrikli o. Lanet gelsin senin gibi ocağa. Tamam. Ocağı kızdırma Kadir. Baksana laf yetiştiriyor. Cehenneme ot. O ocaklar gaz kaçırmıyor ki Kadir. Şaşkın mısın? Bana mı dedin onu? Sana dedim tabii. En fazla yanardı. Biraz o kadar. Neyse, biz dönelim Fatma Hanım'ın poğaçasına. Dadaş, koş musan, dolu musan, boş musan? Son dakikalar kaldı. Fatma abla, sen iyi misin? İyi değilim. İyi değilim. Zeytin ezmeli poğaça. Kulağa hoş geliyor ama o zeytin içiyle o poğaçanın hamuru birleşince kesin pişmeyecek. Fatma abla, ıslak kek öyle üçgen mi kesiliyor? Ya şey, diğeri kare ya. Bu da bunu böyle olsun dedi. Ha, şekiller. Böreği de altıgen yapacağız birazdan. Oh, harika oldu. Hem kakaolu hem şerbet tatlı, sütlü tatlıyla şerbetli tatlıyı birbirine karıştırmış. Bayacak bizi bu yazın ortasında. Kaç
dakika kaldı. 20 dakika. Tatmanda 20 dakika var ve daha sofra kurulmadı. O kolay. Poğaça fırına verildi mi? Evet. Tamam o. Bir an kurtuldum. Ben bir garip kelle olanım, ekmeğimin yok dananı. Şunu bir tur çevireyim. Oh bak. Böyle gözleme tarzı şeylerde önce bir tarafı bir kızartıp hemen çevirin. Sonra tekrar kızartırsınız, o içini bir çiğ gitsin. Evet. Yörük böreğini hiç yemedim ama kesin aşırı yağlı bir şey olur. Fatma abladan bol yağlı yemekler bekliyorum ve kesin yiyemeyeceğim. Oh öyle de güzel olur işte, öyle de güzel oldu. Fatma'la kaç dakika var sordun mu? Ben bilmiyorum ama yetiştirdim, boş ver. Bütün siteyi ayağa kaldırdı adam. Kadir, yörük böreğini de sen mi yaptın şimdi? Ben sadece pişirdim. Diyorsun. Bir de bu ıslak kekin görüntüsü benim hiç hoşuma gitmiyor. Leğene basılmış yün gibi duruyor bunlar, hiç ıslak kek görüntüsü yok. Dur bir dakika, menü hazır mı? Mercimek köftesi tamam. Poğaça pişti. Bu da piş. Evet tamam, bir şey kalmadı. Emin misin bir şey kalmadığını? Çok büyük bir şey kaldı. Çayı demlemedim. Şşşt, sus aramızda. Çay elinden o... Sus sus, söylemeyeceğiz. Ben ağzımı bile açmam. Fatma Hanım, son 4 dakika. Vallahi yapmayın. Acıyın bana. Yemekleri getirmiyor. Acıyın bana. Oh. Tamam, börülcü salatası. Mercimek köftesi nerede? Dolapta. Valla Fatma abla dün konuşmalarından böyle kendine işte bir şey beklendiniz olmasın falan dedi. Ben de ondan bize ters köşe yaptığını düşünerek çok daha iyi bir şey bekliyordum. Hem evini hem menüsünü. Fatma abla olmadı. Çay ne oldu Fatma Hanım? Çay var, koydum ben, demleneceğim şimdi. Fatma abla 3 dakika içinde o çay demlenecek mi sence? Demlenir. Fatma abla. Fatma abla 3 dakika içinde çay demleyerek rekora koşmaya çalışıyor. Son 2 dakika Fatma Hanım, koşun çabuk. Vallahi. Kadir Bey 2 dakikaymış. Ama ben bunu servis tabağına koyup gelecektim. O zaman içeri götürün, servis tabağına sonra alırsınız. Servis yaparken koyarsın ablam. Sen de hiç yorulmuş numarası yapma da git Fatma Hanım'a yardım et Kadir. Şu adam numara diyor, tabanlarım delindi.